belgesel sürecinde yani onu çekerken gerçekten çok politik çıkarsamalar yaptı. Yani mesela anladık ki aslında Kürt sorununun çözülmemesinin çok önemli bir yanı sınıfsal meselesi. Şimdi bu Kürt meselesinin çözülmüş olması bunları kaybetmek anlamına geliyor. Bunların sendika haklarına sahip olması anlamına gelir. Orada yaşam koşullarının değişmesi anlamına gelir. Yani hani bunlar gördüğünüz gibi işçi bile değiller neredeyse. Yani hani çok işçi gibi bir işçiden daha fazla çalışıyorlar ama zamanında alamıyorlar. Resmi bir şey yok, sigortaları yok. Köle emeği. Yani köle emeği söylüyorsunuz. Bir kölecilik. Hakikaten yani aslında ortaçağ köleciliğine benzer bir kölecilik söz konusu buradan. Bir önceki belgeselimde bunu ekrana da yazdım. Yani kendi günlüklerimi paylaşmıştım. Yani bir yönetmen ya da bir yaratıcı sanat alanında biri bir şey yapmak istiyorsa bence öznesi gibi yaşamalı. Sonra hak etmeli onu film olarak yapmayı. Diğer türlü bir yani biz de onları sömürmüş olduk aslında. Biz de onların yoksulluğunu sömürüp bir şeye çevirmek diye durumuna getirmiş olduk. Devletin gücü baki kalmakla birlikte Türkiye sinemasının sansür devletin kendine atadığı devletin vekilleri olarak adlandırabileceğimiz ve belirli bir manevra alanı bırakarak kendisine bağımlı olduğu belli aktörler üzerinden de yürütülüyor. Ama bu şu demek değil. Şimdi daha Türkiye dışındaki coğrafyalarda ya da ülkelerde sansürü çalışan, yeni sansür teorileriyle sansürü çalışan kişiler biraz daha devletin dışarıda kaldığı ve diğer mekanizmaların daha çok öne çıktığı bir sansür kuramından bahsediyor. Şimdi bir sansürün, yani Türkiye'deki 2000 sonrası sinemada sansürün bir faktörler kısmı var, bir de mekanizmalar kısmı var. Burada da aslında her dönemde politik konjonktüre göre keyfi olarak uygulanan sansürü görüyoruz. Bir de bununla birlikte mekanizmaların da değiştiğini görüyoruz. Yani 2008-2015 arasındaki dönemde barış süreci varken Kürtlükle ilgili bir film gösterilebiliyordu ya da işte ne bileyim belli konularda bazı müsamahalar gösterilebiliyordu. Ama tam olarak o barış sürecinin bittiği noktada Bakur vakası ortaya çıktı. Ve 2015 Bakur vakasının tam olarak aslında gösteriminden bir gün evvel zannedersem bir çatışma oldu. Ve o çatışmadan sonra Kültür Bakanlığı'ndan İstanbul Film Festivali'ne doğrudan telefon geldi. Filmi eser işletme belgesiyle göstermek zorundasınız dendi. Ki film aslında son haftada gösterilecekti, iki haftanın sonunda. Ve ondan önceki gösterilen bir sürü film için eser işletme belgesi istenmemişti. Ama bir anda o çatışma oldu, tam da barış sürecinin sonunda. Ve bir anda eser işletme belgesi çok önemli bir malzeme oldu, çok önemli bir belge oldu. Yani bunu söylememin sebebi biraz evvel bahsettiğim keyfi uygulamalar ve siyasi konjonktüre göre sansürün şekillenmesine bir örnek oluşturmasından dolayı bir örnek veriyorum. Şunu çıkarıyoruz. Yani sadece Türkiye içine dönük değil, sınır ötesi sansür diye bir kavram ben burayla ilgili bir tespitte bulundum. Aslında Türkiye iktidarı, Türk iktidarı, devleti sınır ötesi sansür çalışması yapıyor. Yani demek ki birileri yine bazı masalarda Türkiye'den yurt dışına giden sanat eserleri, sanatçılar, paneller, yazılar, bunlarla sorumlu olan birileri var ki buralarda telefonlar açılıyor, görevler yerine getirilmiş oluyor. Bu da çok korkutucu bir şey hakikaten, ürkütücü bir şey yani aslında bu kadar. Yani gerçekten 1984 romanını okuduğumda vay anasını nasıl adam her türlü iktidarı koy içine, yani işte Sovyet iktidarı üzerinden bunu koymuş ama bildiğin günümüz Türkiye iktidarını anlatıyor. Ben de şunu sorayım, Türkiye'de propaganda filmi hiç yok. Solun yaptığı, Kürtlerin yaptığı. Ama TRT propaganda filmleriyle dolu mesela. Açın,
yani diziler tam böyle kötü bir propaganda filmi. Osmanlı dizileri, bu diğer son dönem dizileri, şeyde çekilen, Kürdistan'da çekilen diziler ciddi bir propaganda kokuyor. Tıpkı Hollywood'da bir dönem bunu dünya çalışmaların desteklenmesi, hatta sadece destek bile değil, bu tür çalışmaların örgütlenmesi lazım. Muhalefetle birlikte, kitlelerle birlikte. Çünkü kabul edelim etmeyelim günümüzde özellikle mesela şu an Türkiye'ye bakarsak yani İsveç'le karşılaştırırsak belki dediğimiz şey İsveç için geçerli değil. Çok aşırı kutuplaşmış, politikleşmiş bir kitleyle karşı karşıyayız. Yani mutlaka her şeyi bir yapının parçası olarak gördüğünde ya karşı çıkıyor ya harekete geçiyor. Buranın özgünlüğüne göre baktığımızda aslında mesela gerçekten muhalefet olarak değerlendirebileceğimiz bir takım kişiler, gruplar, yapıların bizim festivallerimizle, sanat eserlerimizle buluşması lazım.